Saati 18.30'u gösterdiğinde biz de dop dolu bir gündemle Beyaz Zan Haber'le yeniden karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim ve hemen bültenimize geçelim. Dünle başlayacağız. Dün tüm Türkiye'de 15 Temmuz şehitlerini anmak için törenler yapıldı malumunuz. İstanbul'daki anma programlarının merkezi Saraçhane oldu. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un nesiller boyu anlatılacak bir destan olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Aynı zamanda Saraçhane'deki programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Toplumların tarihlerinde asırlar boyu unutulmayacak, nesiller boyu dilden dile bir destan gibi anlatılacak dönüm noktaları vardır. Milletimiz 15 Temmuz'da yüreğindeki imandan aldığı güçle akşam güneş batarken başlayan darbe girişimini sabah güneşin doğuşuyla birlikte akamete uğratarak işte böyle bir destan yazmıştır. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul Saraçhane'deki anma programına katıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Ne diyor Bay Kemal? Bu bir tiyatroydu diyor. 252 şehidimizin olduğu bu gelişmeyi bir tiyatro olarak değerlendiriyor. Ben şimdi soruyorum. FETÖ'ye rahmet okutanlar var. Ya daha ne olacak? 252 şehidimiz var, 2200 aşkın gazimiz var. Hala FETÖ'ye rahmet okuyanlar var. Kusura bakmasınlar, neyin ne olduğunun şahidi 15 Temmuz gecesidir. Eleştirilerini Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğrafını dikkat çekerek sürdürdü. FETÖ'cülerin kontrolü altında, nezareti altında, oradan nereye gidiyor? Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Ve orada televizyon karşısında kahvesini yudumlarken biz de havalimanına iniyoruz. Kaçta? Saat 1'i birkaç dakika geçer. Ama orada on binler vardı. Cumhur İttifakı olarak oradaki buluşmanız işte bunların çanına ot tıkadı. Erdoğan altılı masaya da göndermede bulunurken sel felaketleri üzerinden İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerine yüklendi. Altı masaları var değil mi bunlar? Bu altı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka. Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Sel afeti yaşadık değil mi İstanbul'da? Sel afetinde acaba sorumlu neredeydi? Neredeydi? Aynı şekilde Ankara'da. Neredeydi? Bunların hesabını 2023'te sandıklarda sormaya var mıyız? Saraçhane'deki programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Birlik çağrıları yapan Bahçeli, 15 Temmuz'dan ders çıkarılması gerektiğini söyledi. Milli birlik ve dayanışma ruhu FETÖ'yü durdurmuş, hesaplarını boşa çıkarmıştır. FETÖ, Türkiye'ye pusu kurmuş, tuzağa çekmiştir. Bu soysuz ve kansızlar, vatanı koruyoruz bahanesiyle ihanet etmenin altyapısını oluşturmuşlar. 15 Temmuz'dan bir yanda ibret almak, diğer yanda da ders çıkarmak lazımdır. Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteğini tekrarladı. Bu memleketin evladı, bir siyasi partinin sorumlusunu taşıyan bir vatan evladı olarak sizlere diyorum. Bunu yanlış yorumlamayınız, yanlış anlamayınız. Ama dikkatinizi çekmek için söylüyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatınız aziz İstanbullular.